Dostum selamlar. Hoş geldin. Yeni videodayız. Sonlara doğru yaklaştık. Endokrin bitiyor. Hazırlıklı ol. Devam ediyoruz. Böbrek üstü bezlerine geliyoruz. Böbrek üstü bezleri sadece böbreğin üstündedir. Yoksa böbrekle direkt bir bağlantısı bu bezlerin yok. Bu böbrek üstü bezlerinin iki bölgesi var. Biri şöyle sarıyla gösterilmiş olan kabuk bölgesi. Kabuk bölgesinin bir diğer ismi şu sarıyla gösterilmiş. Burası korteks adını alır ki sen bu korteks ve kabuk kelimesini beyinden biliyorsun. Beynin şu kabuk bölgesine ne ad veriyorduk? Korteks. Çünkü korteks kabuk demek. Böyle bir bağlantıyı da hatırla. Öz bölgesi de diğer bir ifadesiyle medulladır. Bu isimleri de bilmenin sana faydası var. Şimdi kabuk bölgesinden ya da öz bölgesinden hem farklı hormonlar salgılanıyor hem de salgılanma mekanizmaları farklı. Tıpkı şey gibi tiro, tiroid bezinin değil mi? Şurada tiroid bezimiz vardı. Tiroid bezinin iki hormonu vardı. Biri neydi? Kalsitonin. Öbürü neydi? Tiroksin. Tiroksinin salgı mekanizması tamamen hipofizden gelen TSH ile alakalıydı. Fakat kalsitonin salgı mekanizması neydi? Kandaki kalsiyum. Demek ki bir tane bez ki bu tiroid bezi iki farklı şekilde uyarılabilir. Aha da bir örneği burada. Bir tane bezimiz var, adrenal bez yani böbrek üstü bezleri iki farklı şekilde uyarılacak. Kabuk yani korteks bölgesi yine bu sefer buradan ne salgılanıyor? ACTH. Buradan dediğime bakma sen biliyorsun bunu. Hipofiz. Hipofizin ön lobundan ACTH salgılanıp ne yapıyor hocam? böbrek üstü bezlerin kabuk bölgesini uyarıyor. Ve buradan 3 tane hormon aldesteron, kortizol ve eşey hormonun salgılanmasını sağlar. Peki öz bölgesi nasıl uyarılır? Sinirsel olarak uyarılır. Demek ki bak yine bir bez kabuk bölgesi başka öz bölgesi başka uyarılıyor. Dikkat et. Şu anda kabuk bölgesi hormonlarına şöyle bir girelim. İlki kortizol ki belki de bazı arkadaşlar kortizolu ilaç olarak kullanıyordur. Sebebine geliyorum. Uzun süreli strese cevap verir. Yani açlık gibi uzun süreli streslerde kortizol seviyesi artar. Ki bunun muadili diyelim. Tam muadili olmasa da öz bölgesinden salgılanan adrenalin de kısa süreli strese cevap verecek. Birazdan geliyorum. Protein ve yağların yani sen aç kaldın artık karbonhidrat depon bitti. Proteinleri ve yağları Hocam glikoza dönüştürür. Hatta şöyle kalem değişikliğimi de yapayım daha iyi olsun. Glikoza dönüştürür. Yani kandaki glikoz miktarını arttırır. Bak bu bu cepte buna dikkat et. Kan şekerini arttırır. Glikoz miktarını arttırır. Kortizol dikkat et bu bilgiye. Ben bunu bir yerde birleştireceğim. Aynı zamanda kandaki üre miktarını arttırır. Azotlu madde miktarını arttırır. Neden hocam? Gel şimdi bir üste. Proteini ve yağları bu arkadaş glikoza dönüştürmüyor mu? Proteinler nelerin birleşmesiyle oluşuyor? Amino asitler artı, amino asit artı, amino asit. Binlerce amino asit meydana gelip neyi meydana getiriyor? Protein değil mi? Peki, şimdi bir amino asitin yapısını hatırla. Yapısında karbon, yapısında hidrojen, yapısında karboksil grubu ve yapısında NH2 yani amino grubu var. Ki bu hepsinde ortak. Ortak olmayan neydi? Sen bunu hatırladın. Radikal grup bütün amino asitlerde ama bütün amino asitlerde istisnasız şurası ortaktır. Yani azot yani NH2 ki parçalanırken solunum reaksiyonlarında NH3 amonyak olarak çıkacak bu. İdrarda üre yani NH3 miktarını bu arkadaş arttıracak. Çünkü sen ne yapıyorsunuz sürede açlıkta? Glikozu parçalamıyorsun. Gidiyorsun. Çünkü glikozun yok. Proteini glikoza çevirip öyle glikozu parçalıyorsun. Şimdi sen proteini parçaladığında yani amino asidi parçalıyorsun. Dolayısıyla NH2'den dolayı sen buraya amonyak açığa çıkarıyorsun. Kandaki amonyak, idrardaki üre, kandaki azotlu atık miktarı artmaya, yoğunlaşmaya başlar. Bu bilgiye dikkat. olsa şimdi proteinleri parçalıyorsun. Protein senin e, özellikle savunma sisteminde antikorlar var. E, savunma sistemi, hücrelerin var. Bunlar hep protein yapılı, enzimler var şimdi. Sen artık böyle protein yapılarının parçalamaya başladığında aslında senin e, bağışıklık sisteminde baskılayıcı bir etki ortaya çıkıyor. O yüzden kortizol ilaç olarak kullanılır, e, özellikle bağışıklık sistemini baskıladığı için. Alerjik durumlarda, romatizmal durumlarda kullanılır. İşte egzaman falan varsa veya alerjim varsa kortizol ilaç kullanılsın. Kortizol ne yapıyor çünkü? Bağışıklık sistemi baskılıyor. Fakat çok fazla kullanırsan bu da bağışıklık sisteminin fazlaca baskılanmasına maalesef bir yere düzeltim derken başka bir yere bozmana sebep olur. Tabii ki doktor kontrolünde kullanıldığını unutma bu ilaçların. Yani uzun süreli size cevap verir. Kan glikoz miktarını arttırır. Bunu yaparken de üre miktarını idrardaki üre miktarını kandaki azotlu atık miktarını arttırdığını unutmuyoruz. Ve yine bu kabuk bölgesi hormonlarının kontrolü nasıldı? Hipofizden ACTH salgılanıyor ve bu da gidiyor kabuk bölgesi bölgesine uyarılmasını sağlıyor ve kanda belli bir seviyeye gelince mesela kortizol gidiyor geri diyor ki tamam ben yeteri kadar kanda varım artık durabilirsin ki biz bu mekanizmi öğrendik. Feedback mekanizmasıyla çalışıyor. Tıpkı tiroid bezindeki gibi. Peki hocam aldosteron ne yapar? Gel. Aldosterona şöyle bir yaklaş. Sodyum ve klorun ve suyun gereği milimi. Aslında sodyum ve klorun gereği milimi. Fakat sen sodyum ve kloru biliyorsun. Sodyum ve klor tuz demek. Sodyum klorur. Ya tuz demek aslında su demek. Çünkü tuzun gittiği yere suda gider. Yani sen tuzu çekerken suyu da gelemiyorsun. Böbreklerdeki görevi bu. Bunun dışında potasyumun da atımını sağlıyor bu arkadaş. Dolayısıyla kandaki vücut sıvılarındaki bu iyon derişimini, iyon derişim neydi? Yoğunluk. iyon yoğunluğunu dengesini sağlar. Bak şimdi şuraya böbreği çizelim. Artık sen bu geri emilim mekanizmasını öğrendin. adh ADH'da anlattım. Kalsitonin'de anlattım. Bak bir de burada anlatayım. Artık daha da unutma. Şimdi Aldosteron normalden az salgılanırsa ne olur? Ne yapıyordu? Bu sodyumu ve kloru geri emmiyor muydu? Sodyum, klor ve suyu geri emmiyor muydu? Şimdi normalden az salgılanırsa ki geri emilim neydi geri emilim? Hemen şuraya kan damarlarını çizelim. Geri emilim demek bunların tekrar kana geçişi demek. Ya sen geri ememedin az salgılandı. Kana su geçemedi. Şimdi kan damarlarını düşünün. Kana su geçemediği de damarlar ne olacak? Artık düşecek bu durumda da kanın basıncı düşmez mi? Çünkü eğer damarların içinde su çok olursa ne olacaktır? Şişecektir kan basıncı artacaktır. Ama sen az salgılarsan suyu geri alamazsın. Kan basıncı düşer. Su azaldığı için kanın içerisindeki madde miktarı arttığından yoğunluk artar. Kan basıncı düşer. Kan hacmi düşer. Kan yoğunluğu artar. E, kana su giremezse sen bu bilgiyi biliyorsun. Ozmotik basınç nedir? Su alma isteği. E, su girmediği için su alma isteği diri kalacak. Kan ozmotik basıncı da artacaktır. Bir şey daha olacak. Normalde potasyumun da atımını sağlıyordu. E, potasyum atılamazsa bu da kanda birikmeye başlayacak. Kanda potasyum birikimi e, deride bir tunç rengi oluşmasına sebep olur. Ki buna Addison hastalığı ki yan etkileri yorgunluk, iştahsızlık gibi şeyler de olur. Peki sen bu seferde ne yaptın? Normalden çok salgılandın. Bu sefer ne oldu? Sodyum ve klorun gereyimini sağlıyordu ya çok su aldın. Damarlara çok su geldi. Kan basıncın ne oldu? Arttı. Kanın hacmi ne oldu? Arttı ve artık dışarı çıkmaya başladı. Ödem oluştu. Tamam mı? Sen çünkü suyun geri arttırdın. Aslında sodyum ve klorun dolayısıyla suyun geri arttırdın. E zaten kanda çok su var. E su alma isteğini olur düşer çünkü çok. Ozmatik basınç düştü. Yoğunluk ne oldu? Yoğunluk da kan yoğunluğu bu durumda. Burada ne yazmışız? Azalır mı demişiz? Umarım artar demişiz. Eğer biraz önce şuraya kan yoğunluğu azalır dersem hata etmişimdir. Editlemeyeceğim. Söylüyorum. Kan yoğunluğu artar. Çünkü miktar azalmıştı burada kan yoğunluğu azalır Tamam ekstra editlemeyeceğim burayı e, durumu böyle düzeltiyorum ve potasyum miktarı çok atıldığı için sen şimdi sinir sistemine git hatırlıyor musun sodyum dışarıda fazlaydı potasyum içeride işte sodyumlar içeri giriyordu sonra potasyumlar çıkıyordu sonra tekrar potasyumlar e, işte bu çıkarken bir hiperpolarizasyon durumu görülüyordu Şimdi sen Potasyum'u fazla atarsan potasyumun fazla atılmasına bağlı hiperpolarizasyon durumu da görülebilir. Çünkü sen ne yaptın? Çok salgılandın. Potasyumu gereğinden fazla attın. Bu bilgiyi de veriyorum. Peki geldik eşey hormonlarına. Eşey hormonlarına burada çok detayına girmeyeceğim. Çünkü üreme sisteminde göreceğiz. Kim bunlar? Östrojen, testosteron, şöyle kalem değiştirelim ve progesteron. Sadece en azından burada şunu bil, bunlar aslında eşeysel bezlerden, yani yumurtalıktan ve testisten sağlanır. Östrojen ikincil eşey karakterler, yine testosteron da erkeklerde ikincil eşey karakterlerini oluşturur. İkincil eşey karakterleri erkek için mesela sesin kalınlaşması, kemikli yapı, işte sakalların bıyıkların çıkması. Östrojenin ikincil eşey karakter demek sesin incelmesi, kemiklerin daha narin olması, göğüslerin çıkması, üreme üremeyle ilgili olmayan kadın özellikler direkt üreme ile ilgili olmayan erkeksi özellikler östrojen ve testosterona bağlıdır diyorum. Ve kabuk bölgesi hormonlarını bitiriyorum. Kabuk bölgesi hormonları hipofizden şöyle beyni çizdik. Ne salgılandı? ACTH. Nereye etki etti hocam? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini etki edildi. Kortizol, aldosteron ve eşey hormonlarını salgılattı. Peki öz bölgesi nasıl uyarılıyordu? Otonom sinir sistemine göre yani sempatik sinirlerle kontrol edilir. Dolayısıyla burada bir feedback mekanizması yok. Dikkat et. Özellikle adrenalin ve nöradrenalin. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Sınav dönemindesin. Heyecanlısın. Haftaya yazılı sınavları başlıyor. Belki videoyu daha sonra izleyeceksin ama ben bir hafta önce çekiyorum. Şu anda en azından bu dönem için. Adrenalin, epinefrin ve norepinefrin diye geçer. Adrenalin ve noradrenalin savaş ya da kaç hormonudur. Kısa süreli cevap verir. Köşeyi döndün, köpeği gördün, eyvah eyvah, korktun, kaçtın. Korku, heyecan, öfke anında salgılanır. Deri kılcallarındaki sindirim ve boşaltım damarlarını daraltıyor. Yani şöyle düşün, sen bir şeyden korktun ve kaçacaksın. Ya o ara ya karnın mı acıkır? Yani sen Allah ne verdiyse kaçacaksın veya Allah korusun bir şeye saldıracaksın. O anda sindirimi falan düşünmezsin. dolayısıyla buradakiler daraltıyor ama sen düşünüyorsun nereye kaçsam veya nereye saldırsam. Beyine, kalbe, kalbe, ayaklara, çizgili kaslara giden damarlar genişleyecek. Neden? Çünkü senin kollarında belki savaşacaksın, belki ayaklarında kaçacaksın. O yüzden bazı damarları daraltır, bazıları genişletir. Mesela betin benzil artar. Neden? Yüze giden damarları e, büzüştürür. O kan nereye gider? Kollara ve bacaklara gider. Senin o anda artık güzel görünmeye ihtiyacın yok. Senin ya kaçman ya savaşman lazım. Adrenalin kısa süreli stresle, korku, heyecan, öfke durumunda salgılanır. Kandaki oksijen miktarını, kullanım miktarını çünkü sana enerji lazım. Oksijen demek enerji demek. Soluk alışverişini hızlandırıcı etki yapar göz bebeklerini büyütür. Dikkat kan glikoz düzeyini arttırır. Ben biraz önce bunu bir de ne için söyledim? Kortizol da kan glikoz seviyesini arttırıyordu. Dikkat et kan seviyesini arttıran ikinci hormonum oldu bu. Dikkat ediyoruz. Çizgili kaslardaki ne dedik? Asılmayı arttırır. Kan basıncını arttırır. Göz bebeklerini büyütür. Çünkü sen ya savaşacaksın ya kaçacaksın. Nöradrenalin de benzer etkileri yapar. O yüzden aynı şeylerini sıralamayacağım. Ekstradan bunu bilmek istiyorsan kan basıncının dengede tutulmasına görev alır. Sen adrenalin ve nöroadrenalin bir yerden daha hatırlıyorsun sevgili dostum. Diyorsun ki hocam sinir sistemi vardı. Bu sinir sisteminin nörotransmitter maddeler vardı. Bu nörotransmitter maddeler asetilkolin, dopamin, histamin, adrenalin, nöradrenalin vardı. Yani biz bunlara eğer sinir sisteminden salgılanıyorsa nörohormon deriz. Dikkat et. O zaman bunu öğrendik. Kan şekerini arttıranlar kortizol kan şekerini arttırdı. Ama nereden? Protein ve yağları glikoza dönüştürdü. Adrenalin kan şekerini arttırdı. Nöroadrenalin kan şekerini arttırdı. Daha sonra öğreneceksin. Glukagon kan şekerini arttıracak. Dikkat. Ama insülin ki belki evinizde insülin kullanan vardır. Kan şekerini düşürür sakın bu tuzağa düşme sorulara dikkat. Kabuk bölgesi hormonları geri belgili mekanizmasıyla biraz önce söyledim. Yani hipofizden ACTH salgılandı. ACTH böbrek üstü bezlerine gidip kabuk bölgesini uyardı. Dedi ki kortizol salgıla. Kortizol belli bir seviyeye ulaşınca gitti hipofize, gitti hipotalamusa. Dostlar yeter, ben yeteri kadar varım dedi ve durdurdu. Ancak öz bölgesi nasıl uyarılır? Sinirsel uyarılır ki adrenalin ve nöradrenalin. Yine demek ki bir bezden salgılanan hormonlar salgılama mekanizmaları farklı olabilir. Bak buraya yazmamışım. Ekle. Farklı bezlerden salgılanan farklı hormonlar aynı etkiyi gösterebilir. Bak ne yaptı? Kan şekerini yükseltti. Nasıl? Güzel bilgi değil mi? Dikkat et. Bu bilgilere dikkat et. Tekrar söylüyorum. Gerçi istersen durdur dur, geri al. Farklı bezlerden salgılanan farklı hormonlar ya da aynı bezden salgılanan bak iki hormon ne yapabilir? Aynı etkiyi gösterebilir. Dikkat ediyoruz. Ve bir dahaki derste pankreas hormonlarını işleyip eşeysel bez hormonlarıyla beraber artık soru çözümlerine geçeceğiz. Takipte kal, abone ol. Görüşmek üzere, iyi dersler.